Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir yeni videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bugün geçmiş olan sezonu şöyle bir üstten geçeceğim. Bir değerlendirme yapacağım. Ve sizlerle de beraber yeni sezondaki rakiplere şöyle yine kısa olarak da fazla vaktinizi almadan bu sezonun da bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Şimdi değerli arkadaşlar, geçen sezon tek bir kupayla kapattık. Ligi aldık. Bunun dışında tabii ligi aldığımız maçlarda özellikle son karşılaşma o ana kadar puan puana geldiğimiz bir rakipteydi. Dolayısıyla çok güzel, zevkli bir lig geçirdiğimizi söyleyebilirim. Hemen geçiyorum arkadaşlar, lafı fazla uzatmıyorum. Evet, bu ikinci sırada gördüğümüz takım bizden kuvvet olarak da kuvvetli bir rakipti. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 oyuncusunun oyun tarzı elit tarzdaydı. Yani elit aşamasındaydı diyeyim, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla son ana kadar çok güzel karşılaşmalar oldu. Ve biz bu rakipte ilk maçta yani ilk yarının son günü sanıyorum, tabi 13. gün oluyor. 13. haftada diyelim 0-0 berabere kaldık kendi evimizde. Ve işin tabi garip yanı da son karşılaşma, yani ligin son karşılaşmasında puan puana geldik arkadaşlar. Biz az bir gol averajıyla öndeydik. İşte yanda görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Yanda görüyorsunuz. Çok güzel bir karşılaşma oynadık. Bizden kuvvetli bir rakip, özellikle becerileri yüksek oyuncuları var. Oyun tarzları da elit oyun tarzı olan 2-3 oyuncusu da var. Bunu da söylemiştim. Dolayısıyla işte yanda gördüğünüz şekilde biz mükemmel deplasman galibiyetiyle son anda, son hafta içinde şampiyonluğumuzu ilan ettik. %96 bir galibiyet oranı var. Diğer zaten bütün rakamlar, İstatistikler gözünüzün önünde. Daracı da yine gol kralı oldu. Dolayısıyla gayet verimli bir lig geçirdiğimizi söyleyebilirim. Şimdi hemen son 16 kupaya bakıyoruz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra çok erken kupadan elendik. O ana kadar gayet iyiydi. Yani rakipler de bize pek fazla denk değildi işin açıkçasını söylemek gerekirse. Ama Celtic ile oynadığımız karşılaşmanın ilk maçı 3-3 berabere bitti. Sonra deplasmanda 3-2 mağlup olduk ve kupaya son 16 turunda erken bir şekilde veda ettik. Hayırlısı olsun dedik ve kupa serüvenini de kapatmış olduk. Diğer zaten bütün istatistikler, rakamlar da burada gözüküyor. Şimdi elit ligde tabii mücadele verdik arkadaşlar. Eleme aşamasını 6. sırada bitirdik. Eleme aşamasından sonra yine hakikaten gene çok zorlu bir Newmont maçımız vardı. 3-1 ve 3-2'lik skorlarla aldık. Ondan sonra Devil FC sonradan benim arkadaş listeme eklendi. Hatta yorumda yapmıştı. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok güzel hazırlanmış. İlk başta ben biraz uygun bir ortamda değildim. 4-1 mağlup olduk. Dolayısıyla ilk maçın tabii dezavantajlı skoruyla kendi evimizde maça çıktık. Gerçekten tebrik ediyorum kendisine. Ben uzun zamandır yani böyle resmi olan bir maçta 5 gol yememiştik. 5-0'lık bir yenilgi aldık ve çeyrek final aşamasında da kupayı, elit ligi tamamlamış olduk. Yani bir tek elimizde ligde devam ettik arkadaşlar. Bunun dışında tabii oyuncularımızın genel istatistiklerini de göz önüne alırsak iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum değerli arkadaşlar. Ve özellikle zaten kadromuzun %98'i altyapıdan geldi.
Yani artık altyapıya büyük önem vermek zorundayız. Çünkü hep söylüyorum, şartlar bize bunu gerektiriyor. Dolayısıyla güzel bir sezon. Bu sezonun tabii yükselen değeri Ramazan Yaşar oldu. Gerçekten hem gizli forvet hem de çok yönlü hücum oyuncusuyla özel yeteneğiyle beraber Darajan'dan sonra en çok gol atan, asist yapan oyuncumuz oldu diyebilirim. Diğerlerinde de zaten aynı şekilde devam etti değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geçen sezonu böyle geçirdik. Sizler de lütfen yazın, nasıl geçirdiniz, nasıl bir sezon geçirdiniz? Bu sezonun ilk haftasını nasıl geçiriyorsunuz? Rakipleriniz ne durumda? Bununla ilgili yazarsanız da memnun olurum. Şimdi arkadaşlar, gelelim şeye. Lige geçelim. Öncelikle devam edelim arkadaşlar. Bu sene de gene ciddi rakipler var. Ciddi rakiplerimiz var. Ben şöyle baktığım zaman bu rakiplerle mücadele edeceğimizi öngörüyorum. Bizden kuvvetli olan bir tek bu menajer arkadaş var. Güç olarak kuvvetli olan menajer arkadaş var. 3-4 takım yine sanıyorum ki evet bu da bizden kuvvetliymiş. 3-4 takım arasında güzel kendi aramızda oynayacağımız karşılaşmalar ligin neticesini belirleyecektir diye düşünüyorum. Diğer rakiplere karşı da zaten büyük bir ihtimalle evet. İlk 4 takım, 5 takım dengeli bir şekilde gidiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim Elit Lig'e arkadaşlar. Bu sezonki rakiplerimiz Elit Lig'de geçen sezona göre kısmen daha rahat takımlar düştü. Geçen sezon daha zor takımlar vardı. Bu sene daha rahat takımlar var. Ama fikstürde geçen sezona göre daha bir düzenleme olmuş. Bu sezon biraz daha maçlarımız rahat. Daha rahat karşılaşmalar gün bazında söylüyorum. Sezonda fikstürde güncellemeler olmuş. Bu iyi olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar ilk şöyle biraz birkaç takıma bakalım. Yani ortalama bizden düşük takımlar ama şu bir gerçek ki hiçbir zaman bu gücün önemi yok. Taktik, hazırlanış, maça hazırlanış, maçta oynamak. Yani o güç farkını bir yerde kapatıyor değerli arkadaşlar. Biz de bunu yaşıyoruz. Bize karşı olan takımlar da bunu yaşarlar. O yüzden ben çok fazla güç farkına açıkçası takılmıyorum. Her an her şey olabilir diyorum. Dolayısıyla elitlikte de durumumuz bu değerli arkadaşlar. Gelelim son olarak kupaya. Kupada şu ana kadar tabii son 16 içindeyiz. Oynayacağımız takım kupada bu sene geçen sezona göre iyi geldi diyebilirim. Daha iyi takımlar var. Tabii sonlara doğru çeyrek yarı finalde daha zorlu rakipler gelecektir. Dolayısıyla şimdi tabii bunların hepsini tek tek göstermek mümkün olmayabilir. Şöyle bir bakıyoruz. Yine bizden düşük takımlar 115, 116 gibi takımlar var. Ama dikkatli olup bu sezonun da en azından yine bir kupayla kapatmayı hedefliyorum değerli arkadaşlar. Evet sevgili kardeşlerim. Geçen sezonu şöyle bir göz attık. Bu sezonun da en azından ilk haftası itibariyle iyi durumdayız. Şu anda her şey iyi gidiyor. Ama tabii ki fikstür itibariyle zorlu karşılaşmalar ligde özellikle ikinci ve dördüncü hafta son haftaya denk geliyor. Kupada zaten yarı final ve final zorlu geçeceğini düşünüyorum. Bunun dışında elit ligde de tabii elemelerden sonra gene zorlu rakiplerin geleceğini düşünüyorum. Çünkü güçlenecek rakipler var, transfer yapacak takımlar var, kadrosunu kuvvetlendirecek takımlar var. Dolayısıyla
daha güzel karşılaşmaları bekliyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar video alıştırmalı etkinliği var. Lütfen onu ihmal etmeyin. Bakın onu hep söylüyorum. Video alıştırmalı etkinliği önemli bir etkinlik. Bunu ihmal etmemenizi şiddetle tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şöyle geçmiş ve ilk haftanın bir kısa bir şeyini yaptık. Sizler de lütfen yorumlara yazın. Sizlerin de yorumları benim için önemli. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda daha tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.